Şef Oktayus'ta yakında inşallah 1 milyon olacaksın. Tamam, görüşürüz. Sevgili seyircilerim, Oktayus Hanım mutfağındasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok güzel bir meze hazırlayacağım. İstanbul mutfağında hazırlanan bir Rum mezesi olan fava hazırlayacağım. Favamız neyle hazırlanıyor? Oktayus da dediğiniz zaman efendim kuru iç bakla ile hazırlıyoruz. Bakın kabuğu ayıklanmış, baklayı görüyoruz. Bakla ile hazırlanmış çok güzel bir meze için hazır mısınız? Malzemeleri hemen paylaşıyorum sizlerle. Efendim 2 su bardağı iç bakla ıslatılmış. Onun detaylarını birazdan paylaşacağım. 1 tane havuç, 1 tane soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet küp şeker, limon, dereotu, zeytinyağı, su ve tuza ihtiyacımız var fava için. Tüm detaylarıyla Oktayus da fava hazırlıyor sizler için. Evet efendim, soğan, sarımsak, havuç birlikte doğrandı. Hepsi de tahtanın üzerinde. Şimdi tencerenin içine alıyoruz. Oktayus da bakla nerede? Akşamdan ıslatmayacak mısın? Diyeceksiniz. Şimdi o sorunun da cevabını vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi soğan, sarımsak, havuç üçlüsünü tencerenin içine aldım. Evet, buraya zeytinyağı veriyoruz. Ege'nin incisi zeytinyağından sevgiyle verelim. Evet, biraz şimdi vereceğiz, biraz da pişerken vereceğiz. İki aşamada vereceğiz zeytinyağını. O zaman çok güzel oluyor. Burada üçlü sebzeyi biraz kavurunca şöyle bir 4-5 dakika kadar favanız herkesin favasından çok daha güzel olur. Evet, daha ve lezzetli olur hem de. Şimdi buraya böyle yavaş yavaş kavrulurken evet, şimdi fava ile ilgili püf noktasını sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli seyircilerim. Şimdi şuradaki kuru olan, görüyor musunuz favayı? İç bakla yani. Burada da akşamdan ıslatılmış, güzelce iyice yıkanmış olan, şöyle kabuğu varsa üzerinden kabuğunu almak lazım. Hepsi tertemiz, bembeyaz olanlarını tercih ediyoruz. Kabuğunu alıyorum, ıslattım, güzelce yıkadım burayı. Görüyorsunuz, bakın yan yana getirdiğimiz zaman taneler ne kadar küçük. Suda bekleyince nasıl açılmış? Yani şey fasulye gibi düşünün. Fasulye nasıl ıslatıldığı zaman şişiyor? Aynı mantıkta. Baklagillerden bakla. Çok güzel. Bir Rum mezesi hazırlıyorum sizler için sevgili seyircilerim. Hem de aynı zamanda işte açıcılar bölümünde de yer alıyor. Şimdi hemen şöyle soğan, sarımsak, havuç aromaları açığa çıktı. Bakın havucun rengi de hafiften böyle bir tık sarı renkte ortaya çıkmış oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ne kadar var burada Oktayus'ta derseniz 2 su bardağı var. Şu görmüş olduğunuz iç baklanın miktarı 200 mililitrelik bardak ile sadece 2 bardak var. Çünkü çok bereketli oluyor. Kuru haliyle aynı fasulyede nohutta olduğu gibi az durur. Islattığınız zaman şişiyor ve bayağı da bir çok miktar çıkıyor ortaya kıymetli seyircilerim. Şöyle hemen döndür ve üzerine suyunu verme vaktimiz geldi. Suyunu vereceğim. 1 tane ya da 2 tane küp şeker içine. Bakın çok güzel bir görüntü de çıktı ortaya. Bismillahirrahmanirrahim. Suyunu veriyorum. Ne kadar su verdiğimi de sizlerle paylaşacağım. Şu anda burada 1 litre suyum var. 1 litre suyun tamamını döktüm. Tuzunu ekliyorum. Ve sevgiyle pişmeye bırakıyoruz. Tuzunu sonra kontrol ederim. Kaynamaya başladıktan sonra pişme esnasında biraz daha zeytinyağı vereceğim. Altın sarısı olmuş. Kapağını kapatıyorum. Ağırdan ağırdan lokum gibi oluncaya kadar pişiriyoruz. Fava sevgiyle kaynamaya başladı, devam ediyor. Kapağını açıp bir görelim. Suyu tertemiz, pırıl pırıl, bakın rengi açık. Çok güzel bir görüntüsü var.
sebzelerle birlikte pişiyor. Kısık ateşte pişecek. Ağırdan ağırdan 1 litre su ile pişiyor şu anda. Yarım limon suyu sıkacağım ilerleyen dakikalarda. Biraz da daha zeytinyağı vereceğim. Çünkü zeytinyağı, Ege'nin incisi zeytinyağıyla çok güzel olur bu meze kıymetli seyircilerim. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte ortalama 1 saat gibi bir süre geçer. Ama tam net olarak erimesi lazım. Tamamen bakla, havuç, içindeki soğanlar eridiği zaman blenderdan geçireceğiz. Limon suyu vereceğiz. Tadını ve kıvamını birlikte ayarlayacağız. Favamızı şimdi parçalayıcıdan geçireceğiz. Ama burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kıymetli seyircilerim, bakın siliyorum. Ama fiş prize takılı değil. Allah korusun, çok mutfak kazaları olur. Parçalayıcılarda, özellikle bu tarz parçalayıcılarda temizlik yaparken ya da yerine takarken, çıkartırken fişin mutlaka dışarıda olmalı. Kullanacağımız zaman her şey bitmişse fişini takıyoruz, ondan sonra çalıştırıyoruz. Allah korusun, mutfak kazaları çok can yakıcı olur kıymetli seyircilerim. Şimdi yarım limonun hemen suyunu sıkıyorum. Yarım limon suyu ve şimdi göreceğiz. Bakın havamız şu anda tam istediğimiz kıvamda. Lokum gibi pişmiş. Ege'nin incisi zeytinyağından birazcık vermiştim. Biraz da şimdi veriyorum. Güzel olacak. Bakın, rengin güzelliğini görüyor musunuz? Gayet güzel. Buraya limon suyu ekliyorum. Tuzunu kontrol ettim. Odayı. Yarım limonu sıktım. Karıştırayım bir görelim. Bakın helemelenmiş. Yani tam anlamıyla lokum gibi erimiş olacak bakın. İyi pişmiş. Ağırdan ağırdan kısık ateşte pişti. Hemen buraya bir parçalayıcı atıyorum ve püre haline getiriyorum. Boza kıvamında olacak sevgili seyircilerim. İyi piştiği zaman çabucak parçalayıcıdan geçer. Akıcı bir kıvamda olacak. İçine küçük bir havuç doğradım. Minik bir havuç, lezzet versin diye. Canım, sevgiyle hemencecik parçalanır mısın rica etsem? Güzel. Burası hemen hemen hazırlanmak üzere. Özür dilerim gürültü çıkarttığım için. Ama hiçbir ayrıntıyı kaçırmanızı istemediğimden dolayı böyle yaptım. Bu tamam. Evet, hemen fişten aldım. Kıvamını paylaşayım sizlerle. Görüyor musunuz? Güzelliğe bakın. Subhanallah. Boza kıvamında akıcı oldu. Hemen hiç beklemeden burada soğutacağımız kalıbın içine birazcık zeytinyağı döküyorum. Şöyle yağı hemen her yerine sürüyorum. Kolay ayrılmasına yardımcı olur böylelikle. Hem lezzete destek de verir. Evet, burası hazır. Hemen hızlı bir şekilde sevgiyle tencereden iniyor sevgili seyircilerim. Şifa olur inşallah. Güzel lezzetler hazırlamaya sizler için elimden geldiğince gayret gösteriyorum. Sizler de bana destek oluyorsunuz. Kanalıma abone olup, yorum atıp, beğeni butonuna basıyorsunuz ve bildirim zilini açıyorsunuz. Bu şekilde sevgiyle döküyor ve soğumaya bırakıyorum. Favamızı yağlanmış cam kabın içine aldık. İsteyenler doğranmış dereotunu da en son içine katıp dökebilirsiniz. Ben şimdi servis ederken kırmızı soğan, doğranmış dereotu, limon suyu karışım ve de zeytinyağı ile karıştırılmış bir garnitür yapacağım. Onunla birlikte servis edeceğim. Şimdi önce oda sıcaklığına gelecek. Sonra da buzdolabına kaldıracağız. 3-4 saat dolapta duracak. Sonra da dilim dilim kesip yanındaki garnitürler ile birlikte servis edeceğiz. Son aşamayı kaçırmayın.
Fava için servis zamanı. Şöyle sallıyorum. Bakın kalıp haline gelmiş kıymetli seyircilerim. Şimdi burada hemen şöyle uzunlamasına 3'e kesiyorum. Gel bakalım canım. Şöyle kestikten sonra ortadan 2'ye bölüyorum. Bir daha kesiyorum. Şimdi kestiğim yerlerden birazcık zeytinyağı vereyim. Çünkü zeytinyağını sever. Güzel. Tamam. İnşallah tekrar yapışmamıştır. Kontrol edeceğim. Kıymetli seyircilerim, bu fava bana çocukluğumu hatırlatıyor. Biz çocukken televizyon seyrederken ne yapardık? Baklayı haşlar. Ondan sonra güzel böyle çerez gibi yerdik. Çok güzel ve lezzetli olur. Müthiş olur. Şimdi sizlerle bugün şöyle güzel bir fava tarifi paylaşıyorum. Tamam. Burası yeterli. Şimdi hemen geliyoruz. Buradaki de ezme usulü olacak. Şöyle üstüne basıyorum. Üstüne bastım. Ezilecek şöyle. Ezildikten sonra bakın yumuşacık kıvamını görüyor musunuz? Son derece güzel. Şöyle bir havuz gibi açayım içini. Evet. Bu da hazır. Hemen buranın üzerine de buradaki dereotlu soğanımdan veriyorum. Aynı humusta yapıyoruz ya, yağ veriyoruz. Onun da buradaki işte soğanlı harcını veriyoruz burada. Üstüne yağını veriyoruz. Evet, kıymetli seyircilerim. Güzel bir fava tarifini inşallah sizlerle paylaşmış bulunuyorum. Güzel tatlar, güzel lezzetler hazırlamak için iyi niyetlerle mutfağımıza giriyoruz. Tatları hazırlıyoruz. Sizler en güzelini, en iyisini hak ediyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlık kalın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.